Efendim hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde Ford Courier aracımızın arka hoparlör kapakları ve hoparlörü nasıl sökülür konusunda bir çalışma yapacağız. Efendim hadi buyurun. Arkadaşlar aslında kapağı sökmek çok basit. Şöyle bakın trim sökme plastik levileri var. Zarar vermemek için bu tip aparatlar kullanmakta fayda var. Yoksa tornavida ne kadar hassas davranmaya çalışırsanız çalışın ister istemez maalesef zarar verebiliyor. Bakın çıkarmak çok basit. Şöyle bir trim şöyle kastırdığımız zaman bu buradan çok basitliği çıkıyor. Geçme mantığı da bu şu. Bakın şuradaki delikler var. Oraya şöyle oturuyor. Hemen arka tarafındaki şu tırnaklar ve şu kenar tırnakları vasıtasıyla da yerinde duruyor. Takması da çok basit. Şöyle arkadaşlar. Şöyle şık diye yerine oturuyor. Sökmesini bir daha şöyle gösterelim. Bu kadar basit yerinden çıkıyor. Altı kirlenmiş, tozlanmış. Şimdi bunu yıkayacağız. Hoparlörün de sökülüşünü size göstereyim. Ondan sonra yıkama faslına geçeriz. 4 tane üst hoparlörün ikinci bir ızgarası var. Pislik vesaire gitmesin diye. Bakın o da baya bir dediğim gibi tozlanmış, pislenmiş. Hoparlörümüz bakın arkadaşlar şu üst tarafın ızgarasının vidalarından bahsetmiştim ama asıl sökme yerleri tam da arka tarafındaki bakın şurada 3 tane kafasının 8'lik vidanın lokmanın tutacağı vidalar var. O vidalardan 3 tane arkadaşlar. Bakın bir tanesi karşıda gördüğünüz, bir tanesi şu hoparlörün sol tarafındaki, bir tanesinde tam da bu kısımdaki lokmalar vasıtasıyla bunu söküp takabilirsiniz. Madem bu kadar buraya kadar gelmişken de altına eğilmişken de arkadaşlar Ford'un ürettirdiği Ford markalı Çin malı 25 watt gücünde firma böyle bir hoparlör arka tarafa konumlandırmış dostlar. Ses kalitesi yeterli mi? Arkadaşlar gerçekten de orta seviyenin üstüne doğru çıktığınız zaman ses kalitesi gerçekten tatmin eder seviyede bir sese sahip. Gayet yeterli ama yok ben yetmez abi. Ben daha kalite istiyorum. Japon malı, Kenwood, Pioneer vesaire cihazlar kullanmak istiyorum derseniz de arkadaşlar artık o sizin bileceğiniz iş. Evet, o tip Japon malı ürünlerin ses kalitesi gerçekten müthiş mi? Ben yıllardır bir Pioneer'cı olarak kesinlikle o tip cihazları çok severim ama bu da beni tatmin eder seviyede bir Pioneer kullanıcısı olarak beni tatmin eder seviyede işimi görüyor dostlar. Evet. Buranın kuru temizliğini bu şekilde yaptım. Bu kapaklarını da yıkamasını yapacağız. Hemen karşı tarafa geçelim. Aynı sökme yöntemini burada da kullanıyoruz. Bakın şöyle ileriye kaydırdığım zaman şöyle parçamız yerinden bu şekilde çıktı arkadaşlar. Aynı şekilde burada da tozlanma mevcut. Kuru temizliğini şöyle yapalım. Evet, kuru temizliği yaptık. Şimdi de sökülen parçaları güzelce sabunlayarak, ovalayarak o şu gözeneklere giren tozları yıkayacağız arkadaşlar. Bunun için sıvı sabun kullanmamız kafi. Şu dip kısımlardaki, bakın şuralara böyle çöreklenmiş tozları az önce fırça geçirememişti. Biz ne yapıyoruz? Sabunlu bir
Diş fırçasıyla şuralar şöyle kirini yumuşatıp temizleyeceğiz. Bir de karşı taraf yapalım. Kapaklarda sağ ya da sol yönü var mı? Var arkadaşlar. Bakın şurada ben sökerken dikkat etmiştim. Sol taraftaki, yani araca göre sol taraftaki kapak 1 numaralı kapak. Araca göre sağ taraftaki kapak 2 numaralı. Şu baş parmağımın ucundaki kapak numarası var. Aynı o şekilde yönlerine göre takmamız gerektiğini unutmuyoruz. Az önce gösterdiğim gibi şu öndeki tırnaklar şuradaki deliklere gelecek şekilde. Bakın burada bir delik var, burada delik yok. Burada alt kısma doğru geçiyor. Şöyle karşıdan şu hareketle yerine, burada tam oturduktan sonra iki elimizle birden şöyle bastırdığımız zaman kapağımız yerine böylelikle oturacak ve kapağımızı da tertemiz yaptık. Karşı tarafı da halledelim. Aynı dediğim gibi ön çıkıntılar şuradaki deliğe, şuradaki, bakın şurada bir küçük bir set gibi bir yer yapmışlar. Oraya denk gelecek şekilde şöyle karşıya doğru ittik. Daha sonra şöyle arkadan bastırdık. Kapağımız böylelikle yerine güzelce, şuradaki oturmamıştı, güzelce yerine oturdu dostlar. Peki arkadaşlar. Böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, kazasız, hayırlı sürüşler diliyorum dostlar.